Ersan Erdora, Türkiye'nin Elvis Presley, rock and roll kralı ve o elimde onun 1981 yılında yayınlanan ilk pla var. O zamanlar long play diyorlardı yurt dışında. Türkiye'de de uzun çalar diyorlardı. Yani long uzun play çalar. Yani çok güzel direk çevirmişler long play'i uzun çalara çevirmişler. biraz plak meraklısı olanlar 33,5 inçlik bir e, plak olduğunu long playlerin bilir zaten. E, Ersan Erdoğan'ın e, bu plağı orijinal bir plak. Yani ilk yayınlanan plak e, bundan biraz bahsetmek istiyorum size. Ve Ersan Erdoğan gibi önemli bir yorumcu hakkında kısa bilgiler verip bu plağı da dinlemenizi tavsiye etmek istiyorum. Şimdi Türkiye'nin rock'n'roll roll, Elvis Presley dedik. E, niye dedik? Çünkü e, çok güzel Elvis Presley taklidi yapıyordu ya da taklit bile yapmıyordu. Sahneye çıktığı zaman Elvis Presley gibi havalıydı ve sesi ona çok uyuyordu. Gaziantep doğumlu, küçük yaşta İstanbul'a geliyor. 1949 doğumlu, ee, sonra işte 11 yaşında gitar çalmaya başlıyor. Müzisyen yönü var fakat daha çok bir vokal yönü var yani bir şarkıcı. Ama yani şarkıcı demek yetmiyor harbi bir ses. İyi bir ses, iyi bir renk ve dünyada yorumcu dediğiniz zaman yani performer dediğimiz zaman bunun tam karşılığına denk gelen bir kişi. 1965 yılında Son Saat adlı bir gazete ne güzel gazete o zaman işe yarıyormuş bir müzik yarışması yapıyor ve arkadaşlarla birlikte müzik yarışmasına katılıyor. Arkadaşlarla birlikte bu e, Son Saat adlı gazetenin yarışmasında en iyi orkestra ödülünü alıyor ve aynı zamanda en iyi solist ödülünü alıyor. Yeteneğini ilk orada gösteriyor Ersan Erdoğan. İki sene sonra e, 1967 yılında Hafta Sonu gazetesi ki dönemin en büyük magazin gazetesi. Bugün magazin gazeteleri, gerçi magazin şeyi de kalmadı artık bugün Türkiye'de yani böyle kıç, ve bilimum yerlerini göstermekten başka bir işe yaramadığı için bir şey bir vizyonları yok ama o zaman magazin gazeteleri müzik ve sanat işleriyle de uğraşıyorlardı. İşte Haftasonu gazetesi olduğu gibi. E, altın Ses adında bir yarışma yapıyor. Ersan Erdolab yarışmaya katılıyor ve birinci oluyor. Ve yavaş yavaş plaklar yapıyor, sahne alıyor. İşte bu sahne aldığı dönemlerde e, Elvis Presley gibi e, rock and roll şarkılar seslendiriyor ve bir rock and roll kralı gibi çıkıyor. Türkiye'nin Elvis'i ünvanını alıyor. 1977 yılında Çocuk Gözler Aldı şarkısı yayınlanıyor ve bu 45 ile müthiş bir başarı yakalıyor Ersan Erdura. O bakışını senin paramlı gözlerinin çocuk gibi bakan güneş gibi yakan hep içimde sakınsam ee, sonra 1978 yılında e, Altın Kelebek ödülünü kazanıyor. Yalnız bakın bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Bepanten, Bepanten, Tokanten, Bokanten gibi bir takım e, işte markalarla özdeşleşen günümüz e, Altın Kelebeğinden bahsetmiyorum. Bugün yapılan Altın Kelebek yarışması umurumda bile değil, bilmemmemde bile değil. Çünkü bugün yapılan Altın Kelebek yarışması bir takım cemaatteki borjuvaların birbirlerini e, körler, sarlar, ağırlar e, biçiminde yaptığı bir e, yarışmaya dönüyor durumda Son 10 yılda Altın kelebeğin hatta ben Doğan Grubu'nu da Niye yapıyorsunuz paranız çok mu kardeşim diye. Demir'in grubu aldı e, aynı zevzekliği o da yapmaya başladı. E, dolayısıyla bugünkü Altın Kelebek değil o dönemki Altın Kelebek. Yani 1970'li yıllarda hatta biraz da 80'leri dahil edelim buna Altın Kelebek yarışmasında ödül aldığınız zaman büyük olay oluyordu. Çünkü torpil yok gerçek hakkınızla alıyorsunuz. Ve e, gündem oluyorsunuz abi gündem yani bugünkü gibi böyle sosyetik kırmızı hallardan yürükte oranızı buranızı göstermenize gerektiren bir durum değil. Bu altın kelebekten e, ödül alıyor ve e, başarılarını arttırıyor. Bu ara Ersan Erdoğru adını Google'a yazın hani herkesin adını olduğu gibi Google'ın da ne kadar geri zekalı olduğunu anlayacaksınız. Ersan Erdoğru hayatı boyunca sadece bir tane filmde oynamış. Bir de bir filmde böyle eşantiyon yani var olmuş diyeyim size. E, hayatı müzikle geçmiş bir adam. E, Google Ersan Eldo yazdığınızda ne çıkıyor biliyor musunuz? Aktör yazıyor. Ebe Google. Ebe geri zekalının oğlu. Ebe geri zekalı, e aptal, e dangalak. Yani buradan da şunu söyleyeyim. Google'ın da hepimiz saldırıyoruz. Hepimiz ne bok olsa tırır Google. Tırır Google. O Google var ya bizi aldı. Bizi aldı. Böyle bir güzel böyle Boynumuza ipi geçirdi. İstediği gibi dalga geçiyor. Yani Google'ın palavracı olduğunu biliyordum. Ama burada bir kez daha yaşadım. Ersan Erdoğan bir aktör değil. Yani Google e, hazretlerinin de buyurduğu gibi bir aktör değil. Bir e, yorumcu, bir şarkıcıdır. Neyse. E, çok iyi bir ses var, Dediğim gibi çok iyi bir yorumdu. E, Türkiye'de benzeri olmayan bir sesti. E, ve 1980 yılında son 45'ini yayınladı. Aşık adı şarkı. Aysel Güren'in sözleriydi. Çok güzel bir söz. Yani diyor ki bir mektup getirince postacı gülüyorsa aşıksın. Bak ne kadar güzel bak ne kadar güzel. Sene 1980 belki şu andaki 2020'deyiz bu videoyu yapıyoruz. Yani puf, ne kadar 40 sene geçmiş arkadaş. O zaman doğanlar bugün yaşlandı. Vay be zaman da çabuk geçiyor. Neyse yani 1980'de postacının bir mektup getirmesiyle aşk... Ne kadar özdeşleştiriliyordu, ne kadar güzel. Bugün ise öyle değil. Bugün postacılar gitti. Bugün postacı kavramı kalmadı. Bugün işte Twitter, Instagram, Facebook, bilmem ne, cart, çurt gibi e, elin Amerikalısının yapmış olduğu sosyal medya platformları var. Artık insanlar e, mesela e, ne demiş Aysel Güler? Bir mektup getirince... Postacı gülüyorsa aşıksın demiş şarkıda değil mi öyle? Ve bu da Ersel Duran'ın en büyük en önemli hitlerinden bir tanesi olmuş ki bu plakta yok. Birazdan bu playa geçeceğiz. Şunu söylemek istiyorum. Bugün eğer Instagram'da sizi takibi başladıysa o zaman aşıksın. Ya da bugün Instagram'da siz onu takibi başladıysanız o zaman bir aşk var. Ulan olaya bak be. 40 senede dünya ne hale geldi ya? Güzelim o mektup elle yazılan, güzel el yazısıyla yazılan e, kokusu olan aşk mektupları... Yerini o beni takip etti bu beni takip etti yok etmedi yok bilmem ne gibi bir noktaya bıraktı bana moruk mu dersiniz geri kafalı mı dersiniz ne dersiniz deyin umurumda bile değil ama şu lafımı unutmayın belki ben geberip gideceğim şunu söyleyeyim bakın Türkiye dahil olmak üzere bütün Avrupa bütün dünya ne yapmış durumda biliyor musunuz Amerika'nın köpeği olduk ne demek diyeceksiniz şimdi? Nerede o mektuplar? Nerede gitti mektuplar değil mi? Hadi tamam mektuplar gitsin. Biz şu anda niye Instagram'la, niye Facebook'la, niye Twitter'la, niye YouTube'la e, mesajlaşıyoruz? Tamam kullanalım ama biz niye bunlara bu kadar bağımlı olduk? Ne yapıyor biliyor musunuz Amerika? Yukarıdan bakıyor biz laf ederseniz geçiyor. Türkçe söylüyorum. Bizimle dalga geçiyor Amerika. Eee salaklara bak. Oh, oh diye gülüyorlardı. Niye? Çünkü bütün dünya Amerika'nın kontrolünde olan bir tek tuşla durdurabileceği, tek tuşla bizi yönlendirebileceği bir sistem kurmuş. Facebook hazretleri, Monsieur Twitter, e, saygıdeğer YouTube ve Google vesaire vesaire bunlar bize ne yapacağımızı öğretiyorlar. Biz bunlarla yaşıyoruz yani. Yarın bir fişi çeksin Amerika bunlardan bir pöök diye affedersiniz kalacağız. Ama buradan Çin'i tebrik ediyorum. Çin dedi ki Stirland dedi Amerika'ya ben kullanmıyorum lan ben senin sosyal medyanı. Başka ülkeler de var Kuzey Kore'de Stirland dedi ben kullanmıyorum arkadaş ben kendi sosyal medyamı yaratacağım dedi. Bir ara Putin de söyledi gerekirse kendi sosyal medyamızı yaratırız dedi. Putin ne yaptı? Google'ı Stirland dedi Google'a Yandex'i çıkarttı. Tuttu ama tutmadı ayrı bir konu bir hareketlilik gösterdi. Ama herkes ne yaptı? Şu anda herkes Amerika'ya dom almış durumda. Herkes Amerika'nın köpeği olmuş durumda. Amerika'da tasmalarını takmış. Kimisine Facebook tasması, kimisine Twitter tasması, kimisine YouTube tasması istediği gibi yönlendiriyor dünyayı. Oh ve kebap ulan. Keşke Amerika'nın başkanı olsaydı. Ulan Trump harbi ballı herifsin lan. Yine ballı herifsin. Valla. Dünyayı yönetiyor lan herif. Yürü. Bir tek bu, bu yeter ya. Postacılar gitti. Aşklarımızı, boklarımızı, cartlarımızı, yurtlarımızı, her şeyimizi biz Amerika'nın yapmış olduğu sosyal medya, internet platformlarıyla yapıyoruz. İleride bunun faturasını çekeceğiz. Siz, siz zannetmiyorsunuz ki çekmeyeceğiz. Dediğim gibi ben belki gebelip gideceğim. Belki hepimiz gebelip gideceğiz ama çocuklarımız, torunlarımız ileride bunun faturasını öyle bir çekecek ki... Ah neyse Allah korusun diyeyim de ben döneyim tekrar planımıza. Yani e, Ersan Erdoğan'a aşıksın adı şarkısından nereden nereye geldik? Yani Aysel Güler ne güzel yazmış. Aşıksın, Aşıksın. Aşıksın sen. Aşıksın aşıksın. 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 Aşıksın sen. Aşıksın. Aşıksın. Neyse. Efendim 1981 yılında Ersan Erdoğan'ın ilk planı yayınlamış e, firma. Öncü plak adında bir firma. Şimdi kapandı gitti. Yok. Stüdyo e, Studio Hayri diye bir, hay, bir firma. Eee Studio Hayri o dönemin en baba plak e, kayıt stüdyosu. Müthiş bir kayıt. Müthiş diyeyim size. Aranjör Zafer Dilek manyak işler çıkartmış ve plakta 12 tane şarkı var. Yani bir yüzünde 6 şarkı, bir yüzünde de e, 6 şarkı. O zamanlar öyleydi plaklar yayınlandığında. Bakın böyle çıkartırdınız e, ee, altı şarkı bir yüzünde altı şarkı B yüzünde yer alırdı. Ee, tabii ki e, Ersan Evdoran'ın ilk böyle uzun çalar diyorlardı buna ee, ya da long play ya da LP diyelim ilk yayınlanan LP'siydi. Çünkü daha önce hep 45'likler yayınlıyordu. Ve burada e, yer alan 12 şarkının bazıları da daha önce yayınlanmış olduğu 45'liklerden oluşuyor. Çok da güzel bir kapak yapmışlar. Yakışıklı da adamdı ha. Onu da söyleyeyim size. Baksanıza ee, yani bayağı Elvis Presley'i andırıyor yani tip olarak. E, son derece e, yakışıklı yakışıklı. Albüm Plan adı ve Ben Yalnız. 81 yılında yayınlandı bu plak. 4 tane e, Theodorakis şarkısı var. E, Yunan müziğiyle e, Türk müziğini harmanlamış. E, bu Mahallede, Kapım Açıktır, e, Küçük Hayat, Tren 8'de gidiyor. Bu dört tane şarkıya Türkçe söz yazılmış. Hafif Sirtaki ritminde dört e, tane şarkı. E, o dönem içinde büyük bir cesaret onu da söyleyeyim size. Yani sene 1981 Türkle Yunan papaz ötesi. İşte Kıbrıs meselesi var. 1980 yılında 12 Eylül cuntacıları gelmiş. Adamlar zorla devleti eline geçirmişler, ihtilal yapmışlar. Kimin kimin elin cebinde, kimin ne bok yediği belli değil. Bir de Yunanistan'a karşı bir düşmanlık var o dönemlerde. Yani o dönemki askeri junta sevmiyor. Yani bir şekilde herkesle kavgalı. Zaten junta neyse. Böyle bir riskli bir dönemde dört tane Yunanca şarkıya Türkçe söz yazdırıyor Ersan Erdura Ve bu anlamdaki cesaretinden dolayı ve müziğin universal olduğuna doğru olan inancından dolayı bir kere tebrik ediyoruz onu. Bizim mahallede, biz bu mahallede, burada sokaklarda sabah, öğle ve akşam. Ömrümüzü baştan sona tüketip bitirdik, tüm bir yaşam geçirdik. Sonunda kaybettik. Sonrasında albümde 5 şarkı Hayalin Gitmez. Ersan Erdoğan'ın bir önceki 45'liklerinde yayınlanan ve hit olan bir şarkısını bu plağa koyuyor. Sen gittiğin hayalin avutur beni. Biz giyip, dost gibi anarız her akşam. Ee, çocuk Gözler adı şarkıda bu plakta yer alıyor. Ve şunu söyleyeyim. Müthiş bir kayıt var. Ben bu videoyu çekmeden önce hazırlıklarımı yaparken bu plağı pikabıma koydum. Arkadaş ya bu kadar mı iyi olur? Bu kadar mı iyi ses alınır? Yani bu biraz belki profesyoneller için bu AE bu bölümüm ama e, yani bir pick up'ta ama bu yani bakın böyle abuk sabuk salak pick up'lar satılıyor şimdi markalarını vermeyeyim ayıp olur. Yani böyle çocuk pick up'larından bahsetmiyorum. Yani gerçek bir profesyonel ses sisteminde bu pla dinleyin. Bugün Türkiye'de müzik üreten hiçbir bakın altını çiziyorum. 1 milyar dolarlık senede imza atıyorum atarım. Getirin buraya 1 milyar dolara imza atarım. Bu plaktaki ses kalitesini bugün üretilen hiçbir albümde bulamazsınız. Bu da ayrı bir kepazelik. Yani dünya ilerledikçe bizim gelişmemiz gerekirken dünya ilerledikçe biz geriliyoruz. Kayıtlarımız bir boka benzemiyor öyle diyeyim size. Neyse o daire bir konu. Yani e, bu plak bu yönüyle çok önemli bir plak. Yani o dönemin kayıtları zaten çok önemliydi. Plan B yüzünde e, Selmi Andak besteleri alıyor. Selmi Andak çok büyük bir besteci. Bir başka videoda e, onu daha detaylı anlatacağım size. E, büyük bir usta, e, büyük bir kompozitör. Fransız ekolünden geliyor. Ve bütün e, şarkılar, 5 tane şarkı altı bir versiyon var. ve Remix var daha doğrusu. Ki 1981 yılı için remix kavramı da yok yani. Öyle bir şey yok yani. ilk defa Ersan Erdur'a yapıyor. Bu da çok önemli. 81 yılında ne remix abi? Versiyon ne abi anlamıyor. O zaman öyle bir şey yok. Gündemde yok o zaman. Ama adam yapıyor. Neyse Yağmur'un Parmaklarında adlı e, şarkı Plan B yüzünün e, ilk şarkısı. Abi çok güzel bir beste. Müthiş bir balat. Dinleyin. Dinleyin yani bana küfredin öyle diyeyim size. Bugün böyle bir beste yok. B yüzü daha güzel plan. Onu söyleyeyim size. Kuruyan dalı açan yaprakları görüyorum

Mektupların ne zamandır gelmiyor diye şarkısında Ersan Erdoğan yani eskiden mektup beklerlerdi insanlar ee, yine aynı yani yine bakın yine moruk muhabbetine sokacağım işi ama e, cidden mektup geldiği zaman mutlu olurdu insanlar şimdi tweet geldiği zaman DM geldiği zaman bilmem ne geldiği zaman mutlu oluyor insanlar yani dünya değişsin tabii ki değişecek değişmek aç değiliz ama bu kadar mı değişmeli ya da az önce söylediğim gibi Amerika'nın istediği gibi mi değişmeli? bu soru işaretini kafanıza sokmak istiyorum. Mektupların Gelmiyor'u bu mantıkta dinlemenizi tavsiye ediyorum. Müthiş kaliteli bir şarkı. Mektupların ne zamandı gelmiyor. Sus demekle yüreğim susmuyor. Kirpiklerin hayalimden çıkmıyor. Üçüncü şarkı son serüven bir de buradaki düzenlemeyi dinlemeniz lazım. Ya arkadaş aranjör bir de şunu söyleyeyim sene 1981 dünyada bilgisayarla müzik 1983'te ortaya çıkıyor. Bilgisayar yok yani bilgisayarın müzikte kullanımı gündemde bile değil akıllarda bile değil öyle diyeyim size. Zaten Türkiye o zamanlar gariban nerede bilgisayarı alacaksın da müzikte kullanacaksın. Adam tek tek notaları yazmış Zafer Dilek ne diyeyim adam tek tek enstrümanları hayal etmiş, yazmış, notaları önüne koymuş müzisyenlerin. Müzisyenler notayı almış, okumuş, sonra işte flurururum, dururururum, dun 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 görmüş, çalmış. Emek var abi emek var. Yani e, bilgisayar değil. Tek tek çalmışlar. Ve bu son serüven adı şarkıda öyle bir kayıt çıkmış ki. Bunu da dinlemenizi tavsiye ediyorum. Yine aynı şeyi söylüyorum. Getirin bana 1 milyar dolarlık senete imza atacağım. Şu son serüvendeki şarkı gibi orkestrasyon ve bugünkü yapılan düzenlemelerin hiçbirinde böyle bir, bir düzenleme anlayışı yok. Yani yine aynı şeye geleceğim. Sene 1981. Biz 2020'deyiz. Arkadaş 39 sene geçmiş. Fakat hala bizim kayıtlarımız bok gibi. E peki bu adamlar bunu nasıl yapmış? Tamam plak güzel önemli bir şey. Analog kayıtlama avantajlar avantajlar var ama e kardeşim biraz da kıçınızı sallayın dünya kadar. Bir de bugün bu aranjörler para da kazanamadı abi. Onu da söyleyeyim size. Bugün bir aranjöre gidiyorsunuz. Kaç para bir şey? işte 10 bin euro. 20 bin euro. Ananınki diyeceğim ama ayıp olacak. Bugün 20 bin euroya bez aranjmanlık yapan, aranjörlük yapan aranjörler var abi. Ulan 20 bin euroyu alıyoruz biraz kaçını salla da güzel bir iş çıkar lan. Çıkar da 20 sene sonra bir başkadan galakveni gibi çıktığı zaman böyle planı ya da cd'ni bilmem neyi gösterdiğinde bahsetsin senden. Neyse. Hiç oynanmamış oyuncak bir bebeğe benzersin. El dokunmamış güzelliğin anlatmakla bitmez. Bir kartanesi gibi masumsa saf ve tertemizsin. son serüvenimsin Son serüvenimsin e, ee, Acılar sürekli olmaz. Plakta yer alan B yüzündeki dört numaralı şarkı. O da bir önceki şarkı Vals. Çok güzel bir Vals. Daha sonra Demet Sağaroğlu seslendirmişti bu şarkıyı. Duman ışığı saklayamaz Acılar sürekli yaramaz Duman ışığı saklayamaz Acılar sürekli olamaz Bu sevim benim cevapsız kalamaz ve e, albüm adını veren şarkı e, B yüzünün planının son şarkısı olarak çıkıyor. E, ve ben yalnız. E, şunu da söyleyeyim. Yalnızlığı çok iyi anlatan bir şarkı bir semyankı bestesi, piyanolar, yaylılar, sözler çok iyi ve diyor ki ve işte anlatıyor 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 ve ben yalnız yürüyorum diyor. Yani daha ne anlatabilirsiniz ki yalnızlığı ya da yediğiniz bir kazığı nasıl anlatabilirsiniz ki ve ben mal gibi kaldım bugünkü deyimle ya da o zamanki daha nazik deyimle. Evet böyle 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 oldu ve ben yalnız yürüyorum gidiyorum yani. Sonrasında az önce bahsettiğim bir şey şarkının bir versiyonu var. Şimdi o dönem içinde e, remix tabi remix kavramı yok. Remix kelimesi bilinmiyor 81 yılında. Remix yazmamışlar. Ve ben yalnız disco diye yazmışlar. O romantik şarkıya bir de disco. Ya, tabii ki disco lafı da çok enteresan. O zaman disco müziği vardı. Yani ritmik dans müzikleri disco diyorlardı. 80'ler 70'ler dediğim size. Bugün disco dediğiniz zaman aklına geliyor. Bilmiyorum ben disco yani bugün disco e, ...diskotekten geliyor, e, diskotekte de insanlar dans ediyorlardı, onun için diskoteklerde disko müzik çalıyordu. Tabii ki bir takım kavramlar da çok komikti, bakmayın yani, geçmişin her şeyi güzel diye yüzde yüz altını çizmiyorum. Mesela disco çok saçma bir terminolojik laf, ne disco'su lan ne, ritmik, dans, ne bileyim yani, neyse. Bu şarkının bir disko adıyla adlandırılan bir versiyonu var. Ve o dönem içerisinde çok görmediğimiz bir konu bu. Yani bugün remix yapıyorlar ya şarkıcılar çıkarttıkları zaman şarkıyı akustik versiyon yapıyor, sonra remix yapıyor. İşte onun gibi yapılmış ve albümün en altında yer almış e, bu şarkı. Geceler Şunu söyleyeyim ee, ve ben yalnız Ersan Erdoğayı tanımak adına e, çok iyi bir long play e, ya da bir plak. Tabii ki hayri e, stüdyoları e, öncü plak e, kapandığı için bu plak şu anda dijital platformlarda yok. Bu plak bir plakçıda bulabilirsiniz ya da bir arkadaşınızdan sorabilirsiniz. Ama size bahsettiğim bu şarkıları farklı farklı dinleyebilirsiniz. Ama Gerek iTunes'ta, gerek Spotify'da gerek YouTube'da o kadar kötü kayıtlar var ki yani bu plağı e, gerçek plak sesiyle dinlediğiniz zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Biraz koruculayın YouTube onu bunu filan ve bu şarkıları bir dinleyin ve Ersan Erdura ile bir tanışın. Şimdi diyeceksin ya kardeşim sana ne lan olacak ben de bir analinke olacak diyeceğim tanışın arkadaş tanışın yani müzikle merakınız varsa tanışın. Niye çünkü Ersan Erdura gibi bir söz bir şa e, şair diyorum bir yorumcu Türkiye'ye gelmedi adamın sesi çok karakteristik bir ses. Çok farklı bir ses. Bugünkü hiçbir popçuda yok bu ses. Tangır dangır bangır bangır şarkı söylüyor. Bir konuşuyor kül kuruyor diyeyim size. Ve en önemlisi işte beni yine üzen olay bu. Ersan Erdura'ların ya da Ersan Erdura gibilerin değerini biz bilemedik. Bugün Ersan Erdura Fransa'da çıksaydı. İspanya'da çıksaydı. Bakın Julio Iglesias denen adam İspanya'da çıktı. Bir dünya fenomeni oldu. Paranın anasını ağlattı. İşte e, bir Enrico Masias filan karakteristik sesler bunlar. Eğer bu adam Avrupa'da Türkiye dışında bir ülkede dünyaya gelseydi. Bakın tabi olsaydım olsaydılara çözüm yok ama yine bu kez 1 trilyon dolara bakın buraya koyuyorum. 1 trilyon dolarlık senet getirin box'a girelim. Öyle diyeyim size. Bu adam şu anda dünya tarafından tanınan önemli bir klasik yorumcu olurdu. Ama biz değerini bilemedik tıpkı her güzel şey gibi. Ersan Erdura'yı daha sonra yine bahsedeceğim. Yani bugün amacım bu e, plaktan bahsetmeydi. E, Ersan Erdura'nın 1981 yılında yayınlanan Ve Ben Yalnız adlı plağı, Ersan Erdura gibi e, müzisyenleri ve Ersan Erdura'yı anlamak adına çok özel bir plaktır. E, bu plak e, kaydıyla, her şeyle, repertuayla muhteşemdir. Ama burada ana fikrim biz neden bu iyi vokallerin değerini bilemiyoruz Türkiye olarak? Neden? Bence bugünkü sorun buydu. Ama asıl sorun bu pla dinleyin. Bu pla bulun. Yani girin YouTube'a, YouTube'a işte Google abimiz üçkağıtçı Google. Bu ara birisi de Google'a mektup yazsın. Ersan Erdoğan'a bakın gördüğünüz gibi bir aktör değil. Üçkağıtçı Google. Beni uyutamazsın. Bu bir yorumcudur, bu bir şarkıcı. Kim bilir daha ne palavralar satıyor bize Google. Google yemem arkadaş yemem. Senin palavralarını yemem ben. İsterse bütün dünya kaç milyar bu lanet dünya 6 milyar mı 8 milyar mı sürekli zaten vuruşup vuruşup çoğalmayıptan başka bir bok bilmeyen bir insanlık yarattı ee, dünya. O da ayrı bir konu. Kaç milyar kaç bok milyar olduğunu da bilmiyorum. Bütün de 6 milyarsa 8 milyarsa tamamı inansa Google'a ben inanmayacağım arkadaş. Bunu söyleyeyim size. Çünkü delilim var. Google yalan söylüyor. Ersan Erdoğan bir aktör değil bir şarkıcıdır. Ve uzunla lafın kısası yine asabım bozuldu. Bir plak anlatacağız diyoruz. Fakat plak anlatırken abuk sabuk şeyler geliyor aklıma ve ee bunları dile getirme ihtiyacını duyuyorum. Uzun lafın kısası Ersan Erdoğan ve ben yalnız 1981 yılı özel bir plak bu plaktaki şarkıları mutlaka dinleyin, sizi zaten bu videoda biz kısmi kısmi bunları dinletiyoruz. Uzun versiyonları dinleyin ve anlayın bir zamanlar Türkiye'de nasıl müzik yapılıyordu? Bir zamanlar Türkiye'de, Türkiye'nin yoksul olduğu yıllarda, Türkiye'nin parasının olmadığı yıllarda, Türkiye'de cuntaların, askerlerin, e, ne bileyim tankların ortalıkta dolaştığı, sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemlerde ne kadar emekçi müzisyenler vardı. Bugün ne oldu? Bugün parayı bulduk, demokrasi var, e, sokağa çıkma yasakları yok, asker gitti kendi kışlasına, artık böyle abuk sabuk ihtilaller yapamıyor bir şekilde kendini dünyaya tanıtmaya çalışan, anlatmaya çalışan bir Türkiye var. Ama bir yandan da şımaran, abuk sabuk bir müzisyen ordusu var. Şimdi bu nasıl bir orantı? Ters orantı. Neyse bu iş, bu video sonsuza kadar gider. Çenem açıldı. Uzun lafın kısası. Ersan Erdoğan'ı tanıyın. Tanıyın sonra da bana küfredin. Bakın tanıyın bir dinleyin. Bu videodan sonra bir dinleyin. Sonra da bana küfredin. Türkiye'nin nasıl değerlere sahip olduğunu anlamanız adına çok güzel bir örnek Ersan Erdoğan.